Çok fazla zamanım yok. Ne diyeceksen söyle. Peki. Hamile olduğumu kimseye söyledin mi? Niye sordun bunu? Serap geldi buraya. Beni tehdit etti. Çiftliği geri istiyormuş. Vermezsen beni Adana'ya rezil edecekmiş. İtibarım iki paralık olacak. Karnındaki çocuğun kimden olduğu belli değil. Ama sen itibardan bahsediyorsun. Ekrem lütfen konuyu saptırma. Ben sadece Serap'a bunu söyledin mi söylemedin mi merak ediyorum. Elbette söylemedim. Niye böyle bir şey yapayım ki? Kemal, eğer çocuğun Ekrem'den olduğunu ispat edebilirsek derhal boşanabilirsin. Ben de çiftliği geri alabilirim. Ha? Bir düşünsene, her şey istediğimiz gibi olur o zaman. Kemal, ne oldu? Neden susuyorsun? Bak Güllü, sadece Halide'nin değil benim şerefim de söz konusu. Bu meselenin dillendirilmesi hiç hoş olmaz. Ne demek bu? Yani susacak mıyız? Bak bunu Halide'ye karşı kullanabiliriz Kemal. O bizi namussuzlukla suçlarken iyi miydi? Ne yapacaksın? Ha? Ortaya çıkıp Halide Ekrem'den hamile mi diyeceksin? Yakışık alır mı hiç? Ama bir şey yapmaya mecburuz. Bak, Halide'yi tehdit edip çiftliği bu şekilde ondan alırsan senin de Halide'den bir farkın kalır mı? Nereye? Çiftliğe. Bu işi ben çözeceğim. Sen sakın bir şey yapayım deme. Sakın. Eğer çocuk Kemal'dense zaten korkmana hiç gerek yok. Serap sana hiçbir şey yapamaz. Eğer sen aramızda geçenlerden bahsedersen... Kemal seni tek celsede boşayabilir. Bak Ekrem, tamam. Bu çocuk Kemal'den değil. Biliyorsun biz Kemal'le aylardır ayrıyız. Uzun zamandır hayatıma giren tek erkek sensin. Halide, bunu söylemek niye bu kadar zor oldu senin için? Çünkü sana gerçeği söyleseydim, bana gitmemiz için baskı yapacaktın. Sana daha önce de söyledim, ben burada ölmek istiyorum, bu çiftlikte. Çocuğum da burada doğsun, burada büyüsün istiyorum. Abim gibi bey olsun istiyorum. Halide, bak bunları daha önce konuştuk seninle. İstediğin şeyi yapabilirsin. Sadece bir sene ayrı kalacaksın çiftlikten. Kemal'den boşanır boşanmaz Paris'te evleniriz. Çocuğumuz doğduktan sonra da buraya döneriz. Kimse şüphelenmez. Bir yıl bile olsa buradan ayrılamam. Senin derdin çiftlik falan değil Halide. Sen Kemal'den boşanmak istemiyorsun. Çünkü Kemal'in Serap'la birlikte olmasına tahammül edemiyorsun. Bütün inadın bu yüzden, öyle değil mi? Tabii ki hayır Ekrem. Ben sadece senden biraz zaman istiyorum. Çocuk doğduktan sonra Kemal'den boşanacağım. Sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Ekrem lütfen. Bu duyulursa rezil olurum. Sen çocuğumu herkese Kemal'den diye yutturacaksın ve ben buna müsamaha göstereceğim. Öyle mi? Sen aklını yitirmişsin. Karnındaki çocuk benim. Sen de bana aitsin. Ekrem. Lütfen. Serap'ın eline bu kozu verme. Kız ne oldu da gene cama yapıştın he? Ha. Ekrem bir çıktı işte. Ay. Acaba ne konuştular ya? Kız bırak sen Ekrem'i kekremi de gel şu fasulyeleri ayıklamaya yardım et. Ekrem de kim? Ha? Neyin nesi oluyor? Ekrem Bey, yani Halide Hanım'ın bir dostu diyelim. Yani
tam olarak dostu da değil de... sen aklın pek ermez ya bu işleri. Bak hele sen hasbaya. Kız, ben seni görmeyeli ne kadar havalanmışım öyle. Vallahi beni artık eski bin diyelim. Halide Hanım'la çok yakınız biz. Bir nevi sırdaş gibi yani. Sırdaş. Git oradan deli karı. Halide Hanım'ın sırları sağ mı kaldı kız? Evet, bana kaldı. Biz Halide Hanım'la ne aynı sofralarda yemekleri yemedik de ne büyük kulüplere gidip gezmedik. Hey, senin bunlardan haberin bile yok. Kız benim haberim olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen gitsen ne olur, gitmesen ne olur. Hala onun hizmetçisi değil misin güzelim? Yasin Ağa. Buyurun hanım. Gülizar nerede? Müştemilatta. Gülizar benimle gel. Ne oldu ki ne ya? Ben sana ağzını sıkı tutacaksın demedim mi? Niye? Ne oldu ki Halide Hanım? Serap'ı sen yetiştirdin değil mi? Niye ben yetiştirdim? Gülizar bana aptal numarası yapma. Hamile olduğumu bir tek sen biliyorsun. Vallahi ben bir şey demedim Halide Hanım. İki gözüm önüme aksın ki. Ben sana güvenmiştim Gülizar. Halide Hanım size yemin ediyorum ben kimseye bir şey demedim. İnsan ekmeğini yediği kapıya bunu yapar mı? Hem ben Özlem Serap Hanım'dan yana olmam. Yemin ediyorum ben sizin sırrınızı tutuyorum. Kim söyledi o zaman? Ha? Kim yapar böyle bir şeyi? Vallahi bilmiyorum hanımım. Yemin ediyorum size şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki ben kimseye bir şey demedim. Benim sizden başka kimim var ki? Ben şimdi sana nasıl güveneceğim? Ha? Nasıl güveneceğim? Çekil. Ben söylemeden buradan bir yere ayrılmayacaksın. Kimseyle konuştuğunu görmeyeceğim. Halide Hanım. Halide Hanım, beni buraya hapus mu yapacaksınız? Bir masumum. Hiç kimseye bir şey demedim. Beni buraya mı hapsedeceksiniz? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.